bu tasavvuf anlayışının oluşturduğu hamurun 16. yüzyılda tekrardan yoğrulduğunu ve yeni bir şekil verildiğini görüyoruz. Bu şekil işte bizim bugün Kızılbaşlık olarak bildiğimiz şekildir. Hatay Şah İsmail yani sürecin baş aktörü. Yani o hamurun yoğrulması ve kalıba konulup şekil verilmesi sırasında herhalde herkesten çok onun damgası vardır. Onun imzasını görürüz. Zaten bu yüzdendir ki bu ulu ozanlar içerisinde bir tanesini seçecek olsanız en ulusu kimdir? Bu toplumun benimsediği geleneğin içinde damgasını en derin bir şekilde vurmuş olan kimdir deseniz şüphesiz bu Hatay'dır.